İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle Tahir Hocamız maçla ilgili değerlendirmesini yapacak. Ardından sorularınızı alabiliriz. Çok kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kasımpaşa oynamayı seven bir takım. Biz de oynamaya çalışıyoruz. İyi oynamaya çalışıyoruz. İlk devrede bütün planlarımızın tuttuğunu düşünüyorum. Birçok gol pozisyonumuz var. Son vuruşlardaki beceriksizliğimiz diyelim. Gol atmamızı önledi. İkinci yarı başladığında ataktayken yine bireysel hatadan topu kaptırdık. Ve bunu çalışmamıza rağmen aynı şekilde golü yedik. Bizim takımımız gol atmakta zorlanıyor. Strese giriyor. İlk pozisyonda gol oluyor. Sonra yine bastırdık. Elimizden geleni yaptık. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Çift forvete döndük. Mehmet'in kaçırdığı bir pozisyon var. Attığımız bir gol var. Ama bir türlü şanssızlıklardan yakamızı kurtaramıyoruz. Tabii bunda sakat oyuncularımızın eksikliği de var. Yani çok rotasyon yapamıyoruz belli bölgelerde. Mağlup olduk. Kasımpaşa'yı kutluyorum. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Anadolu'nun bir sorusu var. Kalan haftalarda altyapıdan oyuncuları ilk 11'de oynatmayı düşünüyor musunuz? Yani tabii ki altyapıdan oyuncularımızı değerlendirmek istiyoruz. Yani bu maçta da değerlendirmek istiyorduk. İyi bir sonuç olsaydı Ömer Faruk'u atmayı düşünüyorduk oyuna. Fakat bir türlü o rahat pozisyonu yakalayamıyoruz. Ama bundan sonra inşallah yani Ömer Faruk ve diğerleri süre bulacaklardır. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Kerem abi. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Teşekkürler. Hocam saha içinde birçok oyuncunun pozisyonlarının değiştiğini görüyoruz maç içerisinde. Yani Ferdi ortaya geçiyor, Deniz sağa geçiyor, Deniz sola geçiyor. Geri sağa geçti, özellikle gerininkini tam anlayamadık. Yani sebebi nedir hocam? Bu futbolcu için olumlu bir şey mi? Tamam, rakibi belki kafasını karıştırmak istiyorsunuz. Belki değişiklik istiyorsunuz. O bölgeyi kullanamadığını düşünüyorsunuz ama çok fazla değişiklik oyunculara olumsuz yansıdığını düşünüyor musunuz? Çok fazla değişiklik olmadı zaten. Biz maçtan önce de Deniz'le Ferdi'yi verimli olmadığı zaman değiştirmeyi düşünüyorduk. Deniz'i de orada şut attığı için kullanmak istiyorduk. Ferdi'nin ikinci devre süratinden yararlanıp orta yapmasını istiyorduk. Geri pozisyonu icabı kaldı. Yani bir çok az kaldı. Yani onu sonra değiştirdik. Yani geriyle ilgili öyle bir düşüncemiz yoktu. Ama yani oyuncu bölgesinde etkili olamıyorsa yani öbür bölgede de denemek lazım. Yani oradaki oyuncunun önünde de denemek lazım. Bilhassa sol taraftaki oyuncuları etkili geliyordu. Ya yani onları kapattığımızı düşünüyorum yani. Ama yani bireysel bir hatayla yine gol yedik ve çıkaramadık. Teşekkür ederim. Başka soru yok.